Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti olağan genel kurul toplantısını yönetmek üzere Divan Başkanlığı'na Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Teşkilat Başkanı ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir'i, başka bir önerge yoksa bunu oylarınıza sunuyorum. Rica ediyorum. Evet, gündeme göre açılış ve yoklamayı Sayın Başkan yaptılar. Cemiyet Başkanımız Ramazan Bey. Önümüzdeki dönemde inşallah bizler mecliste az önce başkanımızın bahsettiği konularla ilgili elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız. Zaten bunlar bizim bildiğimiz, daha önce çalıştığımız meseleler. Tabii gazeteciliğin önemini özellikle birkaç kelimeyle ifade etmek istiyorum. Gazetecilik bir kamu görevidir. İnsanları bilgilendiren, bilgiyi yayan, haberi insanlara duyuran çok önemli bir meslektir. Ve bu anlamda da yıllardır var olan, kendi değerini koruyan, kendi itibarını koruyan bir meslektir. Özellikle ana akım medya dediğimiz gazete, radyo ve televizyondan sonra bugün günümüzde artık dijital mecraların da bu kulvara girmesiyle birlikte büyük bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişime gazeteci kardeşlerimiz bu yeni boyuta ayak uydurmaya çalışıyorlar. Özellikle fotoğrafın ve görselin ağırlıklı olduğu, metin boyutunun daha azaldığı yepyeni bir gazetecilik anlayışına doğru ilerliyoruz. Biraz kaldı. Diğer tarafı. Evet. Hanımefendiler, beyefendiler. Anadolu basınının sorunları, Anadolu gazetesinin sıkıntıları çok. Anlatmaya, sıralamaya başladığımızda sabahı yapabiliriz. Buna ne benim nefesim yeter ne de sizin sabrınız. Biz sorunlarımızı biliyoruz. Sorumlulukları yerine getirdiğimizde bunların çözülebileceğine de inanıyoruz. Kısa da olsa önemli gördüğüm, meslektaşlarımın da bana katılacağına inandığım birkaç konuyu paylaşmak istiyorum. Değerli konuklarımız, demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkün. Halkın sesi, gözü, kulağı olma görevini üstlenen basın, aynı zamanda düşünce özgürlüğünün de en etkili aracı. Bizler, gazetecinin yazdığı haber, yaptığı yorum nedeniyle yargılanmasını ve tutuklanmasını istemiyoruz. Bunu isterken, basın özgürlüğünü kişisel özgürlük olarak algılanmamasını, terör örgütlerinin propaganda aracı olarak kullanılmamasını, milli çıkarları zedeleyecek bilgi ve belgeleri yayınlama aracı olarak görülmemesini, kişilerin özel hayatlarına girme, hakaret etme hakkı vermediğinin de bilinmesini istiyoruz. Çünkü gazetecilik ruhunda muhaliflik olsa da karalama, küçük düşürme, hedef gösterme, ülkesi aleyhine yayın yapma sanatı değildir. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilir. Belediye başkanlarını, siyasetçileri, iş adamlarını, bürokratları tehdit edip şantaja başlıyor. Özgür basın susturulamaz yaygarası koparıyor. Kişisel özgürlük anlamına sığınıyor. Hanımefendiler, beyefendiler. Gazetecilik kararlarının mesleki düzenleme kapsamında basın meslek odalarına dönüştürülmesi gerekmektedir. Tıpkı İnşaat Mühendisleri Odası gibi Balıkesir insana ulaşmayan bölge eklerinde yer alabilirsiniz. Veya işte Balıkesir'e özel yapılan baskılarında yer alabilirsiniz. Çünkü bizim yaygın, onların ise kendilerini ulusal diye lanse ettiği basın, Türkiye'de ekonomiyi İstanbul'dan, siyaseti de Ankara'dan ibaret görüyor. Kendimizi yenilemek, dijital yayıncılığa önem vermek durumundayız. Değişen kağıttan dijitale evrilen ve yeni medya olarak adlandırılan
İnternetten yayın artık kaçınılmaz bir gerçek. Okuyor. Başkan İlkan Toprak, Yönetim Kurulu Asil, Bahadır Demirçeviren, Devrim Derin, Emel Gökçe, Önder Balıkçı, Emrah Çakmak. Öncelikle şunu söyleyeyim adaylığımla ilgili. Neden aday oldum biliyor musunuz? İşte bu az önceki kavgalar bitsin diye aday oldum. Çünkü birbirimizi yemekten başka bir şey yapmıyoruz. Evet, oylarınıza sunuyorum. Genel kurulda Ramazan Demir ve listesini destekleyen arkadaşlarımız lütfen işaret buyursunlar. Abi şeyi ayrı ayrı yapıyorum ben başkanım. Anladım abi. Anladım.